Herkese merhabalar arkadaşlar Futbol 2024 mobilde yeni bir haftan oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım Evet arkadaşlar sadece tahmin mi yapacağız? Hayır taze tahmin değil Perşembe günü gelecek olan etkinlikleri kampanyaları da konuşacağız Şimdi bitecek olan kampanyalar var gelecek olan kampanya var Beklediğimiz bir kampanya var daha doğrusu öyle söyleyeyim Sizler de mutlaka tahminlerinizi görüşlerinizi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Videoya da güzel bir beğeni yaparsanız Sevinirim dedikten sonra hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bitecek olan kampanyamız ne? Ee, biliyorsunuz şu anda 700 milyon indirmeli bir kampanyamız var ve son günlerini yaşıyoruz. Bitmek üzere kampanya nasıldı? Orta şekerliydi bence. Ne çok iyi ne de çok kötüydü. Orta şekerli bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelecek olan kampanyalar e, biliyorsunuz maç biletimiz sona eriyor. Maç bileti bitmek üzere bilginiz olsun. Ee, ayın biri ikisin ikinci ayın biri itibariyle yani Perşembe günü sabah karşı bitmiş olacak sadece bu değil MVP'ler e, biliyorsunuz bitiyor adaylı sözleşmeler gelecek olan kampanyaları e, hemen göstereceğim arkadaşlar anlatmaya çalışacağım sizlere buradaki e, gördüğünüz gibi son iki adaylı gün e, adaylı sözleşmelerin son iki günü buradan da eğer alacağınız oyuncu varsa unutmayın arkadaşlar. Burada da kimler vardı? Griezmann vardı. Declan Rice vardı. Üst düzey oyuncu olaraktan baktığımız zaman. Şimdi kampanyamız bitiyor. Peki kampanyanın peşine kampanya gelir mi? Gelir. Zaten bu kampanyadan önce de e, Festive of Season kampanyası vardı. Sonra 700 milyon indirme kampanyası geldi. Peşine de büyük ihtimalle Lunar New Year kampanyasını ekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ilk oyuncumuz Chouameni Real Madrid 2-1 kazandı. Chouameni son dakikada yine Real Madrid Geriye düştüğü maçta yine geriye döndü. Chouameni sonradan oyuna girdi ve golünü attı. Bence önemli bir galibiyette Chouameni de buna katkı sağlamış oldu. Bence haftanın oyuncularına gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Daha önce iki kere kartı gelmiş. iyi. ben sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Baktığım zaman yine böyle bir 97'lik kartı gelir diye düşünüyorum. İlk oyuncumuz Chouameni arkadaşlar. Real Madrid'den gelme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman bir diğer oyuncumuz muhteşem bir maç olduğu Yine İspanya Ligi'nde Barcelona Villarreal maçı. Yani Barcelona en, çok enteresan. O maçı izlemediyseniz mutlaka bir futbol sever olarak mutlaka izleyin arkadaşlar. Maç önce 2-0 oluyor. Villarreal öne geçiyor. Daha sonrasında Barcelona 3-2'ye çeviriyor. Daha sonrasında da 3-2'den yani maçın içerisinde 3 kere comeback oldu. İki şey, iki kere comeback oldu. Yani enteresan bir maçtı gerçekten. Ve burada Charlotte e, bir gol iki asist yaptı. Maçın yıldızı oldu. Geçen hafta da A'ymış. Bu hafta herhalde büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Daha önce şöyle bir özel kartı gelmiş. Charlotte'un yine buna benzer bir kartı gelir diye düşünüyorum. 1.95'lik yani gelirse çok sevinirim. Eski bir Trabzonsporlu oyuncu Charlotte. Haftanın oyuncularına bekliyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman Devam ediyoruz. Atalanta maçı vardı. Atalanta 2-0 kazandı. De iki 2 tane asist yaptı arkadaşlar. Haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Daha önce şu kartını alıp denemiştim ben. Ee, böyle bir kartı vardı ben de hatırlıyorum. Ee, adaylı sözleşmelere gelmişti. Bakalım bu kartın daha iyi Yok. aynı aynen hemen. Ee, haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Ee, değişik bir kart türü. 1.92 boyunda ofansif orta sahada uzun boylu bir oyuncu denemesini denemesinde yapmıştık hatırlamıyorum nasıl bir performans sergilemişti ama bu hafta haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir diğer maçımız Bayern Münih maçına geçiyoruz. Aslında yani Neuer'in haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Çok ikilemde kaldım. Çünkü bu hafta iki tane kaleci ön plana çıkıyordu arkadaşlar. Birisi Jan Sommer, birisi de Manuel Neuer ama ben Neuer'in daha ...yüksek gelme ihtimalinin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İkisi de penaltı kurtardı. İkisi de takımı ipten aldı diyebilirim. Ama ben e, şansımı no yerden yana kullanmak istiyorum. Haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Eğer güçlendirmeli gelirse... ...ilk defa herhalde bir güçlendirmeli kaleci gelmiş olacak. E, ve no yerinde büyük ihtimalle ben güçlendirmeli geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İkinci oyuncumuz da Manuel no Devam ettiğimiz zaman... Ajax maçına geçiyoruz. Ajax maçında 4-2 kazandı. Ajax biraz toparlanmaya başladı. Baya kötü gidiyordu. Yani e, ligin sonuna doğru demir atmıştı arkadaşlar. Çok enteresan zamanlar geçiriyordu. E, ve e, dönüş sağlamaya başladı. Son e, 3-4 haftadır güzel galibiyetler e, getiriyor. Brob bir de arkadaşlar burada 2 gol birden attı. Geçen haftada A gelmiş. Bu hafta kesin haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum Ajax'tan. Şöyle bir özel kartı gelmiş daha önce. Şöyle bakalım. Özellikleri de bu şekildeymiş. Fırsatçı golcü. Fena değil. Bence güzel özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle top sürmeye versek çok daha güzel. Güzel. Hızı hızlanması falan baya iyi. Güzel bir oyuncu olaraktan karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman... Ee, Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de bir Başakşehir maçı vardı. Yine bir comeback maçı ve Piatek 3 gol birden attı. Comeback. Tek başına adam comeback yaptı. 2-0'dan Başakşehir 3-2 galip geldi. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına Piatek'in gelmesi gerekiyor. Yani çok e, ne bileyim çok enteresan bir maç. Comeback. 3 gol. hat-trick. Mutlaka haftanın oyuncularına Bekliyorum. Bakalım göreceğiz piyateki arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman... Yani normalde kupalardan... o Eskiden oyuncu gelmiyordu ama artık geliyor arkadaşlar. O yüzden... E, büyük ihtimalle bu haftada... E, stoper gol attığı için... Van Dijk'ın haftanın oyuncularına... Gelmesini bekliyorum. E, Virgil Van Dijk'ı e, Liverpool 5-2 kazandı. Ve Van Dijk de gol attı. Jota da ön plan çıkıyor ama... E, daha çok dediğim gibi... Stoper'ler gol attığı zaman... Haftanın oyuncularına geliyor. Van Dijk'ın da böyle bir kartı varmış. Muhtemelen haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Virgil Van Dijk'ın. Yine kupa maçlarından bir tanesi. Ee, Manchester United 4-2 kazandı deplasmanda. Anthony bir gol bir asis yaptı. Daha önce bir kere daha böyle bir kartı gelmiş. Yine buna benzer bir kartı gelir diye düşünüyorum. Anthony'nin arkadaşlar 4-2 kazandı. Bir gol bir asistle oynadı Anthony. Yani Adama neredeyse 100 milyon euro verdiler. Enteresan ya. Hani hiç kendini gösteremedi. Şanssızlık mı diyelim, beceriksizlik mi diyelim bilemiyorum ama bir türlü yıldızı parlamadı. Devam ettiğimiz zaman yine tanıdık bir isim. Bakalım böyle çıkıyor muydu? Böyle çıkmıyor. Şöyle çıkar büyük ihtimalle. Yunus Akgün Leicester City'den haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Leicester City 3-0 kazandı. Yunus bir gol attı. Güzel de bir gol attı. Haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Belki gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman son oyuncumuz Newcastle'dan. Dur yanlış yazdık. Şöyle bastık. Newcastle'da Solbeck Burn. Haftanın oyuncularına muhtemelen gelir diye düşünüyorum özelliklerini beğendiğim bir oyuncuydu. Özellikle standart kartı enteresan bir kart gerçekten. Ee, bence yani normal standart karta göre çok iyi ama özel kartını o kadar iyi yapmamışlar galiba. Yani özel kartını biraz daha üst düzey olabilir. Hele var ya güçlendirmeli falan gelirse bu kart dehşetül vahşet bir kart ortaya çıkar diye düşünüyorum. Son oyuncumuzda da arkadaşlar arkadaşlar. Newcastle'dan bir gol attı haftanın oyuncularına bekliyorum. Evet arkadaşlar tahminlerim benim bu kadar. Sizler de mutlaka tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Gelecek tahminlerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Onları da bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir beğeni yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.